Merhaba arkadaşlar, For Games hoş geldiniz. Ben Muhammed, bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok ilginç bir oyunla karşınızdayım. Gerçekten ilk defa böyle bir oyun görüyorum. Oyunun adı Infection Strike. Oyunun adından bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ancak oyun, inanın bana, çok ilginç. Yani şöyle anlatayım size arkadaşlar. Oyun hem Metin 2 veya Knight, nasıl isterseniz, hem de CS GO. Aynı şey. Yani ikisini birleştirip bir tane oyun yapmışlar. Çok ilginç bir oyun arkadaşlar. Yani bir modu CSGO, bir modu Metin 2 Knight Online. İlk olarak biz CSGO modunu oynayacağız. Yani FPS modunu oynayacağız. Buradan ilk olarak şöyle bir ekip ölüm maçı oynayalım. Şuna şöyle çift tıklasak. Aynen. Hazırlan ve çat. Böyle ekip ölüm maçına girebiliyoruz. Daha size oyunun en efsane şeyini anlatmadım. Oyunun en efsane şeyini biliyor musunuz arkadaşlar? Hazır mısınız? Oyun 27 MB. Yani oyunu böyle bir 20. level'e kadar oynadım, tamam mı? Yani düşünüyorum, oyunda hem FPS hem RPG modu var. Yani bir oyunun nasıl bu 27 MB'a sıkıştırmışlar, çok merak ediyorum. Sen beni nereden vuruyorsun sabahtan beri, bilmiyorum. Yani gerçekten oyunu 27 MB'a nasıl sıkıştırmışlar bilmiyorum. 27 MB indiriyorsunuz arkadaşlar, aşağıya koyacağım linkten. 27 MB indiriyorsunuz tertemiz. Ondan sonra da direkt kurulumu yapıyorsunuz. 27 MB'dan başka hiçbir şey indirmiyorsunuz. Sadece 27 MB indiriyorsunuz ve oyun orada bitiyor. Ya yani indirme işlemleri bitiyor. Başka bir şey indirmiyorsunuz. Çıkar kafanı da seni vurayım. Çatır çutur çatır çutur. Tam kafadan. İşte bu. Birazcık bu modu oynarım, sonra size diğer modları da göstereceğim. Buradaki adamları falan dövelim böyle. Avuk seviyorum bu arada. Böyle zoom yapabiliyoruz ya. O yüzden avuku seviyorum. Tam kafadan ikinci killimizi de aldık. Neredesin boy? Çık da vurayım seni. Neredesin? Geldi. Geldi. Allah. Allah. Tam kafadan üçüncü kill. Üçüncü kill. Mükemmel gidiyoruz. Şöyle arkaya sıyrılsak. Böyle onu arkadan vursak. Allah. Görüldüm. Görüldüm. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum çok iyi oynuyoruz lan oyunu. Bayağı iyi gidiyoruz. 5 kill atıyoruz ama. Allah. Adam ne sinir oldu be. Allah. İyi gidiyorduk. Onu alabilirdik. Çok yakında alabilirdik yani. Şimdi size biraz oyunu anlatayım arkadaşlar. FPS ve RPG modu nasıl bir yerde olabilir diyorsanız, önce şu adamı öldürmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an FPS modunu oynuyoruz. Buradan çıkıp direkt RPG moduna girip level kasabiliyoruz. RPG modu da çok ilginç bir mod arkadaşlar. Göstereceğim size onu da birazdan. Birazcık FPS modunda takılalım, böyle vuralım adamları. Bu da gayet zevkli bir şey. Şimdi sen ayıp ettin. Ayıp ettin. Benim taktiğimde o bir kere. Vallahi ayıp ettin. Ama en azından ben adamın önüne çıkıyordum. Arkasına çıkmıyordum kardeşim. Vallahi kalbimi kırdın. Geber şerefsiz. Orada ne arıyorsun? Hop, double kill. Double kill. Quadra kill, triple kill, penta kill. Siz şimdi hazır mısınız? Neredesiniz? Neredesiniz? Sizi bulamıyorum. Aha. Oo! Triple kill. Tam burada. Öl Allah aşkına, adamsın. Sen de öl. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi şuradan çıkacağız, tamam mı? Çatır çutur vuracağız. Çatır çutur. Hadi. Onu da öldüreyim. Başka bir şey istemiyorum. Çok yakında. Tamam o zaman. FPS modunda oynadık. Şimdi o zaman RPG moduna geçelim. Şimdi RPG moduna nasıl geçiyoruz bilmiyorum. Oyundan çıkmadım. FPS modunda bir şey daha göstermek istiyorum size arkadaşlar. Tabii bulabilirsem. Bakalım var mı cam modu, ama kimse yok bunda şimdi. Ha, biyokimya veya cam modunla oynamak istiyordum. Onlar da güzele benziyor ama burada bir cam modu var. Buna girsem acaba şey olur mu? Hazırlan diyelim. Cam moduna da bakalım nasıl bir şeymiş, merak ettim. Tamam. Şimdi oyuna girdik, cam modu. Ama ne işe yarıyorlar? Şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Beraber öğreneceğiz. Burada bir şey var, bunu alamadık. Oo, ha, bombayla camları patlatıyoruz, anladım. Çat, öldün. Easy game. Ha, o şeylerden de şeyleri alıyoruz. Bomba alıyoruz. Anladım. Aslında bu da ilginç bir şey. Bu da hoşuma gitti. Bombayla adamı şey yapmak falan. Çat. Ah be. Öldüreceğim oğlum seni. Neredesin? Yukarı. Buradayım aptal. Oğlum bana niye gelmiyorsun? Oyunda zaten ikimiz varız. Benim mermim bitti. Erzak sandığı, savaş alanı. Aynen, bunlar erzak sandığı. Adam niye kaçıyor abi? Affedersin de. İkimiz varız sadece oyunda. Kapışmamız lazım değil mi bizim? Kapışak mı? Kapışak mı? What's up bro? Sen kime şekil yapıyorsun? Ha, yeşilleri patlatabiliyoruz. Dur bir saniye.
Çat. Ah be. Bomba lazım bro, dur dur. Bombamız yok. Çat. Bıçakla. Aa. Bıçakladım lan. Bıçaklayamıyoruz zannettim. Neyse, ölüm maçı da sanırsam bu kadardı. Pardon, ölüm maçı değil. Can modu. Şimdi size en çok hoşuma giden modlardan birini göstereceğim. Yani modu daha doğrusu. RPG modu gerçekten çok uğraşılmış bir şey. Yani 27 MB'a sıkıştırmak gerçekten çok büyük bir şey. Şuradan arenadayken arkadaşlar, arena salonundayken sağ üst taraftan RPG dünyasına gir diyerek, aynen RPG dünyasına girmek istiyorum diyorsunuz ve RPG dünyasına giriyorsunuz. Ben şu anda 20 levelim arkadaşlar. Şimdi RPG dünyasına girdik. Şu ayarı birazcık arttırayım ya, şöyle yüksek. Grafikleri de full grafiklerle görmüş olursunuz. Okey. Şimdi tava basarak farenizi gösterebiliyorsunuz. Böyle alt tarafta şeyler falan çıkıyor. Onlardan anlatacağım size. Üçüncü haritaya geçelim. Üçüncü haritada oynayalım. Oyunun çok efsane bir şeyi var. Onu da size göstereceğim. Otomatik saldırma ve otomatik görev yapma sistemi var. Ancak onu şimdi yapmayacağım. Şimdi birazcık ben oynayacağım arkadaşlar. Böyle bunları keserek level atlayabiliyoruz. Böyle level atlıyoruz. Onları kesiyoruz. Seni şöyle kafadan, tam kafadan atalım, keselim. Ama size birazcık azaltayım. Heh. Şimdi nereye tarafa gitmem gerekiyor? Anneye doğru gitmem gerekiyor sanırsam. Bakın şöyle Q'ya basarak otomatik gidiyorum. Hayır. Hayır, yerim demek ki oraya gitmem gerekiyor. Tamam. Terk edilmiş şehre girmem gerekiyor galiba. Tamam. Bir de şöyle bir sistem var arkadaşlar. Binek ve pet sistemi var. İkisi de bende yok ama pet sistemi burada gördüğünüz gibi yanınızda yardımcı gibi bir şey taşıyorsunuz sanırsam ve savaş gücünüzü arttırıyor. Bunu da sanırsam elmasla alabiliyorsunuz. Emin değilim bundan. F10'a basarak da TPS modunda yürüyebiliyorsunuz. Bir de burada binek var. Bineğe de bakalım. Ha, binek için 22 level olmanız gerekiyor. Ben de şu anda 20 level olduğumdan dolayı maalesef bineği tam gösteremeyeceğim. Birazcık oynamaya devam edelim. Şöyle FPS'te oynayalım. FPS daha çok hoşuma gidiyor. O tarafa doğru gitmemiz gerekiyor galiba. Biz oraya gidelim ve oynayalım. Ne tarafa gitmemiz gerekiyor? Şu tarafa. Tamam. Böyle iki kere de W'ye basarak Minecraft'ta gibi hızlı koşabiliyorsunuz. Şimdi cesur askerlerle gidip hemen savaşın. Şuraya gidip dur. Daha da ilerleyeceğim galiba ve şuradan birileriyle kapışacağım herhalde, bilmiyorum ki. Koşmaya devam vallahi. Oyun hikaye modu gibi bir şey bu RPG tarafı arkadaşlar. Bildiğin hikaye oynatıyor size ve gayet eğlenceli arkadaşlar, inanın bana ve ben çok arkadaşlar diyorum şu anda. Bir daha demeyeceğim. Tamam, buraya geldik. Buradan sanırsam sizi öldüreceğim değil mi? Sizi mi öldüreceğim oğlum ben? Çatıştırırım kafanıza, yemin ediyorum bak. Aynen, bir tane daha sizden öldüreceğim. Selam canım. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Sağ üstten Q'ya basalım bir gideceğimiz yer. Tamam, bu tarafa doğru ilerliyoruz yine. Ve yine zombi öldüreceğiz. Şimdi pençe zombileri öldüreceğiz sanırsam. Böyle çatıştırır vuralım kafalarına. Çatır çutur, çatır çutur. Gel 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 gel. Çat, tam kafadan. Bir tane daha öldürelim. Sen öldün mü? Öldün. Seni de öldürelim, böyle boşuna koş bir şey olma. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine dümdüz ilerliyoruz tahminimce. Şak diye biri var burada. Sen kimsin kardeşim? Şak. 21 level olduk. Oo. 20 level başladık, 21 level olduk. Oyunda level atmamak bayağı kolay yani. Q'sı da görevi bitirelim. XP her şeyimizi aldık. Ondan sonra kuvvet seçme yerine geldik. Buradan kuvvet seçmeyi ilk defa görüyorum ben de ve buradan bize Kurtuluş Koalisyonu tavsiye ediyor. Ben de Kurtuluş Koalisyonu'nu şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeceğim. Şimdi size oyunun hem otomatik oynama şeyini göstereceğim hem de karakterinizi nasıl güçlendirebilirsiniz onu göstereceğim. Ana şehre geldik. Bu ana şehirdeki görevleri yaparak, o binek dediğim şey vardı ya, o binekte yapabiliyorsunuz ana şehrin görevlerini bitirdikten sonra. Tava bastıktan sonra şöyle bir fareniz çıkıyor ortaya. Ve altta gördüğünüz gibi bir sürü şeyleriniz var. Buradan gen var. Genli kendi karakterinizi geliştiriyorsunuz gibi bir şey. Tam olarak emin değilim. Öyle bir şey tahminimce. Saldırı gücünüzü, kritik vuruşunuzu, canınızı falan arttırıyor falan filan. Başka neler var? Atölye var arkadaşlar. Arkadaşlar atölye var. Atölyeyi göstereyim. Buradan atölyeden kendinizi güçlendiriyorsunuz. Tümünü güçlendir derseniz hepsini aynı anda güçlendiriyorsunuz. Veya birini seçip güçlendir derseniz teker teker güçlendiriyorsunuz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hepsini güçlendirmeyi tavsiye ediyorum. Yani ben öyle yapıyorum genellikle. Benim için daha kolay oluyor yani, teker teker yapmaktan üşeniyorum. Şimdi size oyunun en sevdiğim yerini göstereyim mi size arkadaşlar? Hayır. En sevdiğim yerini göstereyim mi size? Q'ya basıyorsunuz. Gitmeniz gereken yere otomatik gidiyor, tamam mı? Q'la görevi bitirelim diyelim şu ara, tamam mı? Şimdi bununla da görevi bitirelim ve bırakalım kendisi oynasın. Mükemmel abi, mükemmel değil mi sizce de? Kendi kendine oynuyor, siz basıyorsunuz kendi kendine oynuyor.
Bir şey daha, bir taktik daha vereceğim size. Bu V'ye basalım. Genimizi modifiye edelim. Nasıl edelim? Ödüllerimizi alalım ilk önce şöyle. Güzel. Gen alalım. Geni modifiye edelim ve Atoya'dan güçlendiremiyoruz. Tamam. Şimdi size en havalı taktiği göstereyim mi? Gelmemiz gereken yer burası, tamam mı? Z'ye basıyorsunuz. Ben X'e de bastım yanlışlıkla. Otomatik olarak full headshot tarzı bir şekilde hepsini kesiyor. Dışarı mı çıkacaksınız? Oyunu açıyorsunuz, tamam mı? Z'ye basıyorsunuz bir zombi sürüsünün yanına gelip, tamam mı? Basıyorsunuz Z'ye. Ömür boyu öldürebilir zombileri. Hiçbir şey yapmaz. Tek yaptığı zombi öldürmek. Eve geliyorsunuz 20 leveldiniz, tamam mı? Eve geliyorsunuz siz bakmışsınız 50 levelsiniz. Mükemmel. Çok mükemmel bir şey değil mi sizce de? Tabii ki 50 level olmazsınız 20 levelden sonra da bayağı bir level atlamış olursunuz. 22 level olduk biz de. Galiba helikoptere bindik. Oha çok havalı. Oha çok havalı. Veya benim yaptığım bir şeyi göstereceğim. Yani o zombi otomatik öldürme. Basmıştım ben Z'ye, tamam mı? Biliyorsunuz ben edit yapıyorum her gün. Günlük videoları editliyorum, montajlıyorum. Açmıştım, bastım Z'ye, tamam mı? Otomatik olarak beni level kastı. Ben de gittim mis gibi video montajladım, videomu editledim. Bir geldim baktım 20 levelim. Temiz, temiz. İşte en sevdiğim özellik bu. Şimdi ben bir güçlendireyim ya. Üst limite ulaştık falan. Tamam tamam, üst limite ulaştık galiba. Şimdi Q'la görevi bitirelim. Bir duralım, bir durabiliyor muyuz? Bir dur, Z ile iptal ediyoruz. Tab tuşuna basalım, binek'e bakmak istiyorum. Ha, ana hat görevini tamamlamamız gerekiyor. Tamam. Aa işte binek dediğimiz bu arkadaşlar. Adam bineğe binmiş, hoverboard. O binek işte. Benim bineğim yok. Bir de M'ye basınca harita varmış. Haritada da ha. Dur bunu yakınlaştırabiliyor muyum biraz? He bak buradan ışınlanıyorum istediğim yere. Oha çok iyi. Benim nereye gitmem gerekiyor şu anda? Ben ışınlanayım oraya ama ya gelmişim bile. Buraya. Gelmişim bile. Ne? Ha yok, şuradan aşağı ineceğim galiba. Bu adam hoverboard duruyor, beni çok sinir ediyor şerefsiz. Ben de hoverboard istiyorum. Merhaba Dora Hanım. Konuşalım mı? Dora'yı ziyaret ettim ya. Nereye götürüyorsunuz Maria'yı? Oho, sırayla herkes ziyaret ediyoruz. Ben ışınlanmayı tam çözemedim ya. Öyle bir sıkıntım var benim. Bakın yani ışınlanmayı çöz ama nereye gideceğim? Şimdi kimi şey yapıyorum ben? Muhafız Albert. Hah. Işınlanıyorum. Okey çözdüm olayı. Sağ tarafta görürüz ya. Muhafız Albert'i ziyaret edelim diye. Onu da ziyaret ettik. Ve binek alabiliyoruz artık. Çok iyi. Bas C'ye ve... Otomatik bineğimiz mi var şu anda? Yıldızla? Yıldızladık. Ne oluyor? Oo, yıldızlayınca şey oluyor. Okey. Okey. Bu ben miyim? Çok havalı. Hoverboard'umuz var. Nasıl biniyorum? J. Şimdi Dora'ya gideceğiz. Durun. Dora'ya ışınlanalım. Mis gibi tertemiz. Işınlanmak ne kadar güzel bir şeymiş ya. 30 seviyeye kadar bedava. Çok iyi. Devam et. Hah. Kullan dedik ve çok güzel. Size çok iyi değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de size gitmiştir arkadaşlar. Böyle eğlenceli bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklama linki koyacağım. Eğer benimle beraber oynamak istiyorsanız ben bu oyunu oynuyorum. Gerçekten ilgimi çekti. 23 level olduk video boyunca. Ve elimizle oynadık yani. Bir de komple otomatik yapsaydık kim bilir kaç tane seviye olurduk, ne kadar hızlı yapardı bilmiyorum. Oyun eğlenceli, umarım bizi beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 27 MB, başka hiçbir kurulum gerektirmiyor. 27 MB indiriyorsunuz bitiyor, tamam mı? RPG FPS modu bir arada. FPS modunda çok eğlenceli modlar var. Modları kendiniz girip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Benim başka diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Infection Strike oyunu oynamayı, yani açıklamadaki linkten indirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.